Ben 10 yıl İngilizce gördüm ve açıkçası o İngilizce ile gidip bakkaldan galiba su alamaz idim. Bu neden böyle oluyor? Bunun pek çok sebebi var. Ama en önemli sebebi galiba şu. Biz ne yazık ki İngilizceyi bir ders olarak görüyoruz. Bakın, Türkçe de bir derstir. Ama insanlarımızda hep bir klişe vardır ve bu klişeler bizi yanlış yönlendirir. Bu videonun bence esas önemi şu. kendim açıklamaya başlamadan önce şunu belirteyim. bugün sosyal medyada da onu paylaşmıştım. Biz İngilizce meselesini hep İngilizcecilerden dinledik. Hep onlar bu işin uzmanı olarak anlattılar ama biz hiç Türkçeciler açısından, Türkçe ana dilini konuşanlar açısından bu konuyu değerlendirmedik. Ben bir Türkçe öğretmenim, yeni Türk Edebiyatı doktoruyum, yani Türk oluğum ve İngilizce öğrenmenin nedenli zorluklar çıkardığını en iyi ben bilirim. Çünkü benim kafam sürekli olarak Türkçe söz dizimiyle çalışıyor. Yani öznemi başa atar, yüklemi sona atar. Ve İngilizce'ye gittiğimizde, Avrupa, Hint Avrupa dirayesine gittiğimizde bu yapı tümden bozulur. O nedenle bu video bence hepimizin ortak dertlerini paylaşan bir video olacak. Şimdi bizim dil öğrenimde hep şöyle bir hatamız oldu. Kendi öğrenciliğimi hatırlıyorum. Öğretmen gelir tahtaya simple present tense yazar, işte geniş zaman diyelim. Biz de alırız onu, deftere yazıyoruz. Uygulama yok. Şimdi bakın bir dilin öğrenmek için dört becerisi vardır. Bunu önce ikiye ayıralım. Anlama, anlatma. İnsanlar iki şekilde anlar. Okuyarak anlar, dinleyerek anlar. İnsanlar iki şekilde anlatır. Yazarak anlatır, konuşarak anlatır. Dolayısıyla dört temel dil becerisi, biz bunların hiçbirisine değinmeden, sadece yazma yaparak bir dili öğrenemeyiz. İngilizce derslerimiz bizim hep bu şekilde geçti. Ve buradan da bizim İngilizce öğrenmemiz beklendi. Halbuki biz Türkçeyi böyle öğrenmedik. Bakın en önemli noktayı aslında bir model önereceksem, şuradan hareketle sohbete devam ettirebiliriz. Bebekler nasıl dili öğreniyor? Bebekler okuma yazma bilmez, bilişsel kapasiteleri son derece zayıftır. Ama buna rağmen dünyanın neresinde bir bebek varsa o bölgedeki dili ya da dilleri rahatlıkla öğrenebilir. Bebek peki bunu nasıl öğreniyor? Bebeklerde bir gramer bilgisi yok. Bebeklerde bir söz dâğıcı yok. Bebekler adeta bir tabula rasa şeklinde boş bir levha olarak doğmuş. Fakat keskin dinleyiciler. Saatlerce, günlerce, haftalarca çevrelerini dinliyorlar. Ve hemen arkasından çok güzel bir uygulamaları var. Çevrelerini taklit ediyorlar. Yani dinledi, anlayıp anlamaması aslında çok önemli değil. Ve o sesi taklit etmeye başlıyor. Adeta bir yansıma kuramış şeklinde. Ve dilleri bu şekilde Çin'deki bebek Çince, İngiltere'de İngilizce, Fransa'daki Fransızca, Türkiye'deki bebek Türkçe'yi bu şekilde öğreniyor. Biz bu modeli aslında doğanın bize vermiş olduğu bu modeli unutuyoruz ve sınıfa gittiğimizde evet İngilizce öğreneceğiz çocuklar diyerek öğretmenlerimiz geldi tahtaya tahtalar dolusu yazdı. Biz sayfalar dolusu deftere geçirdik ve dendi ki e, senin İngilizcen kötü. Ya bu modelde zaten benim İngilizce öğrenmem mümkün değil. Peki ne gerekiyordu? Bir dil günlük konuşmada tabii ihtiyacımız çok önemli. Biz bir dili neden öğreniyoruz? İngilizceyi neden öğreniyoruz? Eğer amacımız günlük iletişimse, şöyle Türk e, Türkiye'deki, Türkçe'deki günlük konuşma kalıplarını bir düşünün. Yani günaydın, nasılsın? Yani bu çok kalıptır. Ne yapıyorsun? Bizim Hal hatır sormalarımız böyle onlarca, yüzlerce değildir. 3-5 kalıp vardır. Ve o 3-5 kalıp soruya 3-5 kalıp cevap verilir. Dolayısıyla dilin aslında günlük konuşmaları kalıplarla gerçekleşiyor. E bu sadece bize özgü değil. Bu bütün dillere özgü. O nedenle şu rahatlıkla yapılabilirdi. Biz sayfalarca anlamadığımız şeyleri yazacağımızda ve bunların %99'u ne yazık ki gramerle ilgili... Ve biz küçük çocuklar işte öğrenciler olarak zaten onları anlamakta bilişsel olarak zayıf kalıyorduk. E buna e, bunun yerine şu yapılabilirdi. Mesela bak bir insan soru soracaksan örneğin nasılsın oldu nasılsın diye soracaksın ya da bir bakkala girdin e, su almak istiyorum diyeceksin ya da bugün hava nasıl diye soracaksın. Bunları sorman için şu cümleleri şu kalıpları kullanabilirsin diyerek bu kalıplar bize verilmiş olsaydı ve biz sınıfta çeşitli e, dramalarla çeşitli işte e, arkadaşlarımıza yaptığımız etkinliklerle bunları e, konuşmak zorunda kalsaydık herhalde İngilizceyi daha kolay öğrenirdik Bakın bu şuna benziyor ben size burada 5 dakika içerisinde nasıl yüzüleceğini anlatayım 5 dakika içerisinde iki tekerlekli bisikletin nasıl kullanacağını anlatayım. Eğer daha önce yüzmemişseniz, daha önce iki tekerlekli bisiklet sürmemiş iseniz, benim anlatımım ne kadar iyi olursa olsun, direksiyona geçmeden, işin başına geçmeden, bunların tamamı teorik kalır, kağıt üzerinde kalır, hiçbir işe de yaramaz. Ne yapmak lazım? O işin başına geçmek lazım. Hatasıyla komikliğiyle, mahcubiyetiyle, her şeyle beraber o direksiyonun başına geçmek lazım. Biz yıllarca direksiyonun başına geçmedik. Elimizde kalem, sanki beynimize nakşediyormuşuz gibi. Bakın beynin işlemini de bilmek lazım bir dil konuşabilmek için. Bakın bizim beynimiz, insan beyni bir şeyleri pasif olarak alıp saklamak üzere oluşmamış. İnsan beyni alıp hemen kullanmak üzere oluşmuş bir e, organizma. O nedenle biz alıp deftere saatlerce yazdık. Hiçbir şey yaramaz. Çünkü beyin onu unutur. Beyin işlevsel kalmak ister, kullanmak ister. Öyleyse bizim en önemli hatamız bu okuldaki derslerden tutun da işte özel dil kurslarına kadar ya da dil uygulamaları kullanıyorsanız oraya kadar. Bir dili kullanmıyorsanız nasıl kullanacaksınız? Dört temel dil becerisi aracılığıyla dinleyeceğiz okuyacağız, anladık. Ve sonra anlatmak gerekiyor. Yazmamız lazım, konuşmamız lazım. Bu dördünden bazıları, bir eksik kaldı, ikisi eksik kaldı, üç eksik ya da dört eksik kaldı, hiç fark etmez. Bir eksik kalması durumunda dahi o dil öğrenilmiyor. O nedenle bir dil öğrenmek için bu İngilizce olsun, hatta ve hatta Türkçe olsun. Birazdan onu sormazsanız da ben kendi kendime soracağım. Çünkü Türkçe'de biliyor muyuz büyük bir problem. Hocam bu arada araya gireyim ben. Tabii. Türkçe biliyor muyuz derken, e, bundan bir hafta öncesinde üniversite sınavı sonuçları açıklandı evet. biliyorsunuz. Ortalamalar belli. Ortalama, Türkçe ortalaması 17. Hı -hı. Yani yaklaşık olarak 30 soru soruluyor değil mi üniversite sınavında? E, tabi alanına göre değişebilir Hı -hı. bu sayı. Ama 17 ortalama var. 40 soru var. 40 soru da 17 ortalama ve bu çok düşük. Yani ana dilini konuşan insanların Türkçe'de 17 ortalama cevap vermesi o zaman İngilizceyi nasıl öğreneceğiz? E, eksi netlerle, işte eksi üç, eksi dört netlerle e, çağdaş Türk lehçelerine öğrenciler gitti bu ülkede. Yani e, üniversitelerde. Ne yazık ki puanlar çok düştü. Puanların düşmesi e, felaket olması gibi. Her sene öyle bir düşüyor ki bir önceki sene yaratıyor. O nedenle ben kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Örneğin birkaç yere imza gününe gitmiştim. Biliyorsunuz Marcel Ruk var çocuk kitabım. Bir de Eşekten Öküz Olurum vardı. Bir de İş Bankası yayınlarından çıkan Ömer'in çocuktu. Bazen böyle okullarla ilgili etkinlikler yapıyoruz. Ee, genelde ben bunu derslerimde de sor, soruyorum. Ee, i̇lk girer girmez bir sınıfın veya salonun dikkatini toplamak için hep şöyle derim. Ayağa kalkmamanızı istemiyor değilim. Şimdi öğrencilerin bir kısmı oturuyor, bir kısmı ayağa kalkıyor. Aslında ben Türkçe konuştum. Evet, biraz kompleks bir cümle gibi fakat ben Türkçe konuştum. Hemen arkasından şunu söylüyorum. Gördünüz mü? Bakın bu cümleyi anlamadınız. Ya da anladıysanız emin olamadınız. Oradan hep şuna bağlarım. Gençler neden İngilizce dersi görüyorsunuz? Hemen bir ikisi oradan der ki e, bilmiyoruz. Peki neden matematik dersi görüyorsunuz? Yine cevabı aynı. Çünkü bilmiyoruz. Peki neden Türkçe dersi görüyorsunuz? Ve Türkçe'nin ağırlığı bütün derslerin içerisinde en fazla biliyorsunuz. 5 ve 6. sınıflarda 6 saat Türkçe dersi var. 7 ve 8. sınıflarda 5'er saat Türkçe dersi var. Ve bu ülkede en ağırlıklı ortalaması yüksek olan derslerin başında Türkçe geliyor. Peki neden biz Türkçe öğreniyoruz? Çünkü bilmiyoruz. E, Türkçe'nin bilinmediği yerde İngilizceyi zaten öğrenmek mümkün olabilir mi? Ya yani bu soruyu sormaya bile gerek yok. Öğrenilemez, öğrenilemiyor, öğrenilemeyecek. Hocam şimdi e, Türkçe dersinde e, biliyorsunuz en önemli şey okumaktır. Hı hı. Yani kitap okuyacaksın, kitap okuyacaksın, kitap okuyacaksın. Hatta bir keresinde e, ben de öğretmenim biliyorsunuz bir keresinde sınıfa şöyle bir yazı yazarak duvara asmıştım. Çocuklarınızın e, fen başarılı olmasını istiyor musunuz? Kitap okudun. Kitap okusunlar. Matematikte başarılı olmasını istiyorsunuz? Kitap okudun e, diye yazmıştım. Ama Türkiye'de gerçekten de okuma sorunu olduğu için Türkçe Türkçe'yi de konuşamama anlamama sorunu yaşıyoruz ve Türkçe düşük olduğu zaman da diğer dersler akabinde düşük oluyor. Şimdi, e, Türkçe, evet. pardon hocam, e, Türkçe konuşan bir ülkede yaşıyoruz. Ana dilimiz Türkçe. Doğru ortalamamız üniversite sınavında 17. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Din kültüründen 6 soru çıkmış, ortalama 1 cevap verilmiş. Hı -hı. Ya çok ilginç geliyor bu bana. Ama aslında o Müslümanlıkla da ilgili değil. Çünkü din kültürü de olsa, sosyal bilgiler de olsa ya da hangi ders olursa olsun aslında onlar bir anlam sorusu. Ee, anlam soruları için, cevaplamak için anlamanız lazım. Yani bununla ilgili bakanlığın kendi anketleri, kendi istatistikleri var zaten. Hatta birkaç yıl öncesinde gazetelere haber olmuştu. Öğrenciler okuduklarını anlamıyor. Yani bu Türkçe de olsa anlamıyor. Din kültürü de olsa anlamıyor. Sosyal bilgiler olsa da anlamıyor ki hatta sayısal derslerde bakın e, dikkati bence sadece so e, sözel derslere toplamamak lazım benim öyle matematik öğretmenim vardı ki kendisine hep e, hayranlıkla anlatırım e, soruyu tersten görse çözebilecek kapasitede birisiydi yani bizim böyle kanter içinde kaldığımız soru hoca bakar direkt cevabını verir nitelikte fakat hocanın kötü bir tarafı vardı hoca soruyu beş kere okuyordu çünkü anlamıyor hocanın matematik e, zekası çok keskin fakat o Soru kökü var. O soru kökünü beş kere okuyordu. Anlamak işte böylesine önemli. Bizim çocukluğumuzda yine e, belki izleyenlerin bir kısmı bunu duymuştur. Şöyle anlatılan işte klişe, hikayeler veya istatistikler vardı. Türkiye ile Japonya karşılaştırmışlar. Kitap okuma oranlarına bakılmış. E, Japonya'da her birey 6 kitap okuyormuş. Türkiye'de bu istatistik şöyleydi. Japonya'da bir kişi altı kitap okurken Türkiye'de altı kişi bir kitap okuyordu. E şimdi böyle bir istatistiğin olduğu yerde insanlar Türkçe okumaz iken, kendilerini Türkçe tam anlatamaz iken, yazı yaz dediğinizde yaz, zaten yazısı yazım noktalamadan tutunlu ifadelerine kadar felaket durumdayken. E, kendi diliyle ilgili bu denli sorunlar yaşayan insanların hadi ben bir de yabancı dil öğreneyim. Neden mi başarılı olabilir? Yani hep şu söyleniyor ya. Onu birazdan bence daha somut örneklerle ortaya koyalım. İngilizce öğreneceksen Türkçeyi çok iyi bilmen lazım. Bunu herkes söylüyor. Ben de katılıyorum. Çok güzel söylüyorsunuz. Peki neden? Yani neden ben Türkçe bilmem lazım? İstiyorsanız ben şimdi bunu biraz örneklendireyim. Bakın ee, i̇şin biraz teknik kısmına gireceğim ama çok fazla derinleştirmeden hemen geri çıkacağım orada. İngilizce ve Türkçe arasındaki en temel fark söz dizim farkıdır. Biz biraz detayı önce vermek isteyen bir milletiz. Yani ben gördüm. Bakın özne yüklem ben gördüm. Fakat bizde özne yüklem değil. Özne ve yüklem cümlenin başına ve sonuna konur. Bunlar temel ögelerdir. Araya nesne ve tümleşler yerleştirilir. Örneğin ben seni dün gördüm. Şimdi bizim kafamız böyle çalışıyor. Özneyi formal yapıda tabii devrik cümleleri kastetmiyorum. Özneyi başa koyalım. Nesnemizi koyalım, tümleci koyalım. Arkasından en son yüklemle cümleyi kapatırız. Bizim kafamız hep bu şekilde çalışıyor. Fakat yabancı bir dile gittiğimizde işte özellikle Hint-Avrupa dirayesine gittiğimizde bu yapı tümden bozuluyor. Onlar da şöyle. Ben seni dün gördüm derken onlar ben gördüm seni dün diyor. Onlar için nesne ve tümleç öncelenmiyor. İngilizce için konuştuğumuzda özne yükten bağlantısı çok sıkı. Arka arkaya gelmek zorunda. İstisnaları olsa da. Bizde nasıl? Bizde cümlenin başında ve sonunda. E şimdi bu özellikle bizim dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken iki dil arasındaki uçurumu görmemiz gereken bir durum. Ya da daha ilginç bir örnek vereyim. Biliyorsunuz Türkçe sondan eklemeli bir dil ve biz ekleri çok seven bir diliz. Ee, i̇şte o meşhur Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız örneği değil mi? İngilizce'de 56 sözcükle mi anlatılmış? Öyle bir şey de. Halbuki bizde tek bir sözcük. Türkçe eklemeli bir dil. Ekleri seven bir dil bu gerçeği ve bu dil bilgisayar özelliği yine karşılaştırmamız gerekiyor. Örneğin gideceğim. Kaç e, sözcük var? Bir sözcük var. Ben bunu İngilizceyle anlatmak istediğimde hemen bir sözcük üçe çıkıyor. I will go. E, Türkçe'de git, ecek, geniş zaman kipi ve orada özneyi belirten im, şahıs ekini koymuşuz ve bu bir tek bir sözcük. Çünkü biz eklemeli çalışıyoruz. Ama İngilizce'de tabi yine istisnaları ayırmak kaydıyla ekler olmadığı için şunu söyleyeyim. Türkçe'de ekler İngilizce'de sözcüğe tekabül eder. Yani orada sen ecek koyuyorsan İngilizce'de de kalkıp bir ek bulmaya çalışma. Onun karşılığı İngilizce'de sözcük olacak. Will koyacaksın, going to koyacaksın. Yani ona benzer şeyler koyman lazım. Ya da ben orada özneyi sona im e -eki ile sıkıştırırken İngilizce'de bunun benzerini yapamıyorum. İngilizce'de gidip oraya ay öznesini koymam lazım. Dolayısıyla ben tek sözcükte anlatırken İngilizce'de bu hemen üçe çıkıyor. Bakın e hatta sıralamasında bile bizde özne başlı e geleceğim veya ve gideceğim eylemin e sonuna ek olarak koyduğum şey İngilizce'de hemen başa kayıyor. Yani dolayısıyla sıralamaları da farklı, sözcük sayıları da farklı, ek mantığı da farklı. E şimdi ben bunları bilmezsem, Türkçeyi tanımazsam ve İngilizce öğrenirken bana diyecekler ki e kardeşim sen özneyi başa koy, arkasından yüklemi koy. Sen bir kere kendi dilindeki özne yüklemi bilmiyorken İngilizce'deki özne yüklemi nasıl bileceksin de kullanacaksın? Hocam araya girebilir miyim? Evet. Şimdi hocam ben de aşağı yukarı 16 yıllık eğitim sırasında İngilizce gördüm. Bizim üniversitede İngilizce dersi vardı. Ama tabii hiçbir zaman konuşamadım. Sadece işte hmm. e, What are you? E, veya işte How are you? Efendime söyleyeyim. Where are you from? gibi birkaç cümle öğrendik. Soru cümlesi öğrendik. Öğretmen olduktan sonra bir gün İngilizce öğretmeni bir arkadaşla otururken şunu sordum. Hocam dedim bu ismin halleri nasıl oluşur? Halekleri. Halekleri evet. Yani Hı. i, e, d, den. Yani yıllarca bize dediler ki on the table. Masanın üstünü. ya Neden masanın üstü? Masada desek olmuyor mu yani? Aslında masa da demek o. Çünkü bizde d'de her yere koyuyorsun. Evde, okulda, üstünde, evet. altında, içeride. Hepsinde oluyor bizde. Ama İngilizce'de öyle değil tabii. İşte on the table dediğin zaman Hı. d hali gelmiş olmuyor mu? Hı. Evet ama bize öğretmenlerimiz hiç bunu söylemediler. Ama on the table da diyorsun, at the school da diyorsun. O. Mesela okuldayım, masanın üstünde. Şimdi e, bizdeki ismin durumu İngilizcedeki ismin durumlarıyla aynı değil. Onlarda da e, bu biraz da e, dillerin aslında oluşum tarihi de incelenmeli. Şimdi biz çok fazla detaya girmemiştik. Mesela şunu söyleyeyim. Dilleri neden kendi şartları içerisinde incelememiz gerekiyor? bu halekleri çok teknik kaldı da ben biraz daha böyle hepimizin anlayacağı bir noktaya getireyim ama mantık aynı. Biz de örneğin ben o kadar hakim değilim de herhalde tonla akrabalık isimleri var değil mi? Biz teyze ayırmışız, yenge ayırmışız, hala demişiz, dede, işte babaanne, anneanne. Ne var başka? Kuzen, işte tonla şey. Ama bu İngilizce'de böyle değil. İngilizce amca, dayı örneğin. Biz hep ayırmayı tercih ediyoruz. Ama onlar uncle diyor. Yani bitti. Tek bir sözcükte hepsini karşılıyor. Uncle dayıya da mı uncle diyor? Uncle, bitti. Biz dayı diyoruz, amca diyoruz, ayırıyoruz. Ya da işi mesela ekonomik noktaya getireyim. Biz yine eksik veya yanlış söylemeyeyim ama bildiğim kadarıyla işte e, inek, buzağı, düve değil mi? Böyle ayırıyoruz bunları kendi içerisinde. İngilizler genellikle kullandığı hepsi için kol bitti. Ama o zaman Türkçe <laughs> hocam canlıya saygı gösteriyor. Yani canlıya saygı değil. Ee, şu siz e, diliniz uzaydan gelmiyor. Günlük yaşamın içinden çıkıyor. Neye ihtiyaç duymuşsanız o ihtiyacı karşılayacak sözcükler üretirsiniz. Biz büyükbaş hayvancılığı, hayvancılığı geçmişten beri yapan bir millet olduğumuz için Orta Asya'dan beri hayvancılıkla uğraşan bir toplumuz. Biz bunları ayırmayı tercih etmişiz. Ama İngilizler hayvancılıkta bu denli uğraşmamışlar. Aynı şey bugün teknolojiyle ilgilenen toplumlar için de geçerli. Örneğin teknolojik terimler hep alıntıdır ama çok çeşitli değildir. Fakat e, teknolojinin hakim olduğu yerlerde bizim bilmediğimiz daha pek çok terim olabilir. Çünkü o toplumun ihtiyacı neyse o ihtiyacı karşılayacak sözcükler üretilir. Değer anlamında belki şöyle bağlayabiliriz. Biz amcaya, dayıya değer vermişiz. Halaya, teyzeye, yengeye değer vermişiz. Hep çeşitlendirmişiz. Bu batı toplumunda bu kadar değerli bir konu olmayabilir. Onlar genellikle işte erkeklerine tek bir sözcük, kadınlarına tek bir sözcükle karşılık veriyorlar. Ve bizim gibi ayırmayı tercih etmiyorlar. Evet yani dilde mutlaka bir değer konusu var. Ama az önceki konu. Değerden ziyade ekonomik temelden kaynaklanan bir ayrımdı. Canım, siz okul hayatınızda İngilizce öğrenebildiniz mi? Yoksa özel çabanız mı oldu? Ben okul hayatında İngilizce öğrenemedim. Ee, hatta biraz böyle sertçe söyleyeyim, okul hayatında hiç İngilizce görmemiş olsaydım pek bir şey değişmezdi. Ama İngilizce öğrendim mi öğrendim? Ee, nasıl öğrendim? En azından öğrenmenin de tabii ne olduğunu anlatmak lazım. Yani kalkıp ben şu anda böyle çok protokol ortamlarında çok hızlı konuşmalar yapabilecek düzeyde İngilizceye sahip değilim. İstesem olabilir mi? Belki olabilir ama şu an buna sahip değilim. Fakat ben dünyanın her tarafına rahatlıkla gidip insanlarla rahatlıkla sohbet edebilecek bir İngilizceye sahibim ve bunu bana kimse vermedi. Aslında biraz da böyle kendimle ilgili de konuşmuş olayım. Bana bilgileri veya kazanımları, becerileri pek kimse vermedi. Ben hep böyle kendi kendine otodidakt bir insan olarak, kendi kendine öğrenmeyi seven bir insan olarak hep bu zamana kadar kazandım. Kimi şeyler dışında. İngilizce mesela benim kendi kendim hallettiğim konulardan bir tanesi. Nasıl hallettim? Ee, ben bir zamanlar işte yüksek lisansa başladım. Ee, çok düşük bir puanım vardı. Biliyorsunuz işte e, o zaman ki adı YDS miydi? Bunların da isimleri değişti. 2014 olması lazım. Ben bu YDS'ye girdim. Yabancı dil sınavı ve galiba 47,5 gibi böyle bir düşük puan almıştım. O zaman şansım yaver gitti. Celal Bey Üniversitesi 40 İngilizce istedi ve ben yüksek lisansa başladım. Ancak sonrası benim için tabii problemler arka arkaya geliyor. Neden? Ee, yüksek lisansı bitireceğim doktoraya başlamak istiyorum fakat doktora için 55 puan isteniyor. Ben bu sırada YDS'ye giriyorum ve buçuk'tan öteye gidemiyorum. Ee, dolayısıyla doktora benim için çok uzak bir hayal olarak e, duruyor. Ve ben de kendi kendime aslında vazgeçmiştim bu İngilizce ben yapamayacağım diye. Bir gün bir arkadaşım tesadüf dedi ki ben kursa başlayacağım İngilizce kursuna. Sen gelir misin dedi. E, online bir kurs. Sene galiba 2016 olması lazım. Tamam dedim geleyim. E, hocanın kendi grupları var işte. 65 puan üstü alanlar için şu grup. Diyelim A grubu. 65-50 alanlar için B grubu. 56 50 ve altında alanlar için C grubu diyelim. E, benim puanım C grubuna yetiyor tabii. Ben aradım kaydolmak için. Bu arada arkadaşım A grubuna gidiyor. Onun puanı biraz yüksekti. Eee bana dediler ki puanınız kaç? Dedim 47,5. Sizi C grubuna alacağız. Hayır dedim ben A grubuna gitmek istiyorum. Çünkü arkadaşım da orada. Hayır dediler siz C grubuna almak zorundasınız. Çünkü puanınız yetersiz. Ben kaydı tamamlamadan telefonu kapattım. 5 dakika sonra bir daha aradım. Ee, dedim ki ben e, online kursunuza kaydolmak olmak istiyorum. Puanınız kaç dediler. Nasıl olsa belge istemiyorlar. Ya. 67 dedim beni A grubuna aldılar. Ben A grubuna girdim ama e, kendim acaba iyi mi ettik, kötü mü ettik? Evet böyle bir anda gaza gidip A grubuna girdik ama benim puanım 47.5. Ben e, gerçekten kendi kendimi motive ederek ya bu kez başaracaksın kan bak bu hayatta aşılması gereken bir görev anlayışıyla bakarak her gün e, okumalar yaptım. O zaman, örneğin Fono yayınları var. Hala daha var. Onu Romeo ve Juliet almıştım. Evde kapıyı kapatıp saatlerce ben Romeo ve Juliet okuyordum. Onun dışında e, paragraf okumayı, BBC Science'dan e, bilimsel yazılar okumayı çok seviyordum. E tabi bilmediğim tonlarca sözcük. Fakat şu var. Şunu görmeye başladım o sırada. Ben ne kadar çok İngilizceye maruz kalırsam, o bilmediğim yabancı kaldığım sözcüklerin bana o kadar artık tanıdık o kadar aşina geldiğini fark etmeye başladım. Ve ben örneğin e, conscience sözcüğünü bir kere ya bu neymiş hatta okuyun şunu bile bilmiyorken birkaç kere gördükten sonra ha buydu o tamam dediğimi fark ettim ve bu gerçekten beni motive etti. Bence dil öğrenme yolculuğundaki en büyük e, itici güç kişinin kendi kendine öğrendiğinin farkına varması ve motivasyonu. E, ancak bunu tabi yine ayırmam lazım, bu aslında tam bir İngilizce öğrenme değildi. Sınavı geçme çalışmasıydı ve ben sınavı geçtim. Şimdi ekrana o görüntüyü koyalım. Sınavdan 86.25 puan alarak e, çok yüksek bir İngilizce puanı aldım ve bunu da 3-4 ay içerisinde başardım. Fakat ben 86 puan almış olsam bile o dönem için konuşuyorum İngilizce bildiğimi kabul etmiyordum çünkü bilmek, öğrenmek bu demek değil. ...nedir? Az önce bahsettiğimiz üzere. Dört temel dil becerisini siz... ...yapabiliyorsanız... ...o dili öğrenmiş kabul etmelisiniz kendinizi. Yani şöyle bir şey. Komik. Ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Yani bu komik. Zaten anlıyorsan... ...az çok konuşursun. Konuşamıyorsan... ...zaten anlayamazsın. Yani bu tür böyle... E, ...komik cevaplar vermemek lazım. Komik yargılara... ...varmamak lazım. Ben 86 puan almış... ...birisi olarak doktoraya başladım. E, ve o dönem galiba... Arkadaşlarım arasında puanım en yüksek olan bendim. Ama ona rağmen diyorum ki ben İngilizce bilmiyordum. Peki ben İngilizce ne zaman öğrendim? Yani dört temel dil becerisini ne zaman sağladım? Ee, yavaş yavaş böyle İngilizce kitaplar okurken... ...bunun böyle gitmeyeceğini, benim kendimi İngilizce ifade etmem gerektiğini... ...yarın bir gün işte yurt dışına çıktığımda bir başkasına muhtaç kalmamam gerektiğini... Hissettim ve bu benim için adeta bir ikinci itici güç oldu. Ve e, nasıl çözebilirim diye arayışlara başladım. Önce birkaç yıl öncesinde İstanbul'dan bir eğitmen buldum ve Zoom üzerinden yayınlar yaptık. E, haftada birkaç kere buluşuyorduk. Çok basit konulardan başladık. Yani o kadar basit başladık ki ben e, yalnız şöyle bir orada e, nasıl diyeyim numara yapıyordum. Hocanın soracağı sorunun cevabını önceden hazırlanıp sanki o an çok hakimmiş ve simultane konuşuyormuş gibi ezberledim cevabı söylüyordum. Hoca da bazen şaşırıyordu. Bak çok iyi gidiyorsun diye. Halbuki o benim ezberlemiş olduğum cevaptı. Yani bir takım böyle hocayı kandırma numaraları. Birkaç ay bu kursa devam ettim. Gelişimin farkındaydım fakat bu adeta karınca yürüyüşü kadar küçük bir gelişimdi. Ee, bazı sebeplerden dolayı kursu bir yerde bıraktım. Ancak şunu artık aşmıştım. Çok basit düzeyde bile olsa İngilizce konuşmaya başlamıştım. Yani bu basit düzeyi belki de İngiliz, İngilizce konuşan 5-6 yaşındaki çocuğa benzetebiliriz. Fakat zaten dil öğrenme böyle bir şey. Kalkıp bir anda 30 yaşındaki adamın İngilizce düzeyine erişemezsiniz. Bu kademeli bir şekilde artacak şeydir. Eee... Benim en önemli kademe atlamamı sağlayan bir dil uygulaması oldu. Orada yabancı arkadaşlarla oturduk, konular belirlendi. Ee, bir taraftan da teknolojiden yararlanmak tabii çok önemli. Bilgisayardan Translate açtım. Kendimi ifade edemediğim o kadar çok konu oldu ki. O kadar gerçekten acı çektim bu arada. Yani kendi kendime üzüldüm, kahroldum, IQ'mu sorguladım. Ya dedim bu cümleyi de nasıl yap kuramadın Kaan diye kendi kendime çok ah ettim ama öğrenmenin acı tarafına katlanamıyorsanız zaten öğrenemezsiniz. Bunun bir adım sonrası şu oldu ve ben bunu artık size de öner öneriyorum. Bakın hepimizin dilinde bir yapay zeka var. Fakat yapay zekayı ne yazık ki hep dilimizde de kimsenin kullandığı yok. ChatGPT. ChatGPT 3.5 ücretsiz bir şekilde herkes kullanabilir. Ben ChatGPT ile haftanın belirli günlerinde İngilizce pratik yapıyorum. İsterseniz yazılı olarak pratik yapabilirsiniz, İsterseniz konuşarak ki gayet iyi konuşuyor bu arada. Yani benden çok daha iyi konuştuğu belli. Gerekirse karşılıklı İngilizce sohbet edebilirsiniz. Ee, sizin zaten İngilizce bilmediğinizin, bilmediğinizin farkında olduğu için uygulama. Adeta bir öğretmen gibi, gerektiğinde soruyu tekrarlıyor, gerektiğinde yanlışınızı düzeltiyor, gerektiğinde... soruyu farklı, daha basit ifadelerle size tekrar soruyor. Pratik çok önemli. Ben... E, dil öğrenmiş olsam, dil unutulan bir şeydir. Kendimi sıcak tutmak, unutmamak için... E, teknolojiden yararlanıyorum ve benim şu anki öğretmenim ChatGPT. ChatGPT ile beraber ben dört temel dil becerimi uygulamasını yaparak... şu anda kendimi hala da İngilizce öğrenmiş kabul ediyorum. Tabii ki yarın bir gün bu alışkanlıklarımız bozmaz ve bildiklerimizi unutmaz isek. Hocam akıcı bir sohbetti. Zaman da çok hızlı geçti. Kapatmadan önce son sözlerinizi alabilir miyiz Şundan bahsedelim. Ee, teknoloji hızla ilerliyor. Çağın şartları değişiyor. Biz İngilizce öğrenmek zorunda mıyız diye bazen, insanlar düşünüyor. Hatta bununla ilgili zaman zaman tartışmalar da oluyor. Yani ilerleyen zamanlarda bize bir çip takacaklar. Zaten bu çipe çok nedense meraklıyız yani. Covid oldu çip takıyor dediler. Şu oldu çip takıyor. Yani ne olsa bir çip takılıyor. Zaten ileride çip takılacak istediğimiz dili birkaç saniye içerisinde konuşmaya başlayacağız. Bence bunu da bir e, sorgulayarak yayını tamamlayalım. Yani çip takılacak olması, teknolojinin çok gelişecek olması... ...dan dolayı biz dil öğrenmeyelim mi? Yani bu açıkçası aşırı konformist e, bir cevap, aşırı e, tembel bir cevap. İnsanların aşırı üşengeçliğini gösteren bir cevap olur. Yani Çip olacak, benim çabalamama gerek yok. İnsanlığın evrimi hep çabalarla, arayışlarla, mücadele, mücadelelerle geçmiş. Ben bu gerçeğe rağmen kalkıp da ya ben yapmayayım zaten yapay zeka benim yerime yapar diye bırakırsam sizin entelektüel gelişiminiz ne olacak? Beyinsel, bilgisel gelişiminiz ne olacak? Bunları önemsemek lazım. Evet bugün yapay zeka, robotlar bizim istediğimiz hemen hemen her şeyi yapabiliyorlar. Ama onlar yapıyor diye ben bütün yaşamımı onlara devredemem. O zaman ben e, gelişim anlamında çok geri kalırım. Bakın Beyin boş bırakılmaya gelmez. Beyin boş bırakılırsa kendi kendisini bitirir. Ve sonucunda anlamayan, işte e, yorumlayamayan, değerlendiremeyen, değerlendirse bile ya böyle mi değerlendirilir diye e, yadırgayacağınız insanlar ortaya çıkar. Beyni boş bırakmamak için biz işi yapay zekaya bırakmıyoruz. Evet, yapay zeka gerçeği var. Ancak onu bir öğretmen olarak kullanmak lazım. Öğretmen bir danışman olarak değerlendirmek lazım dil öğrenmek kaçınılmazdır. Eğer dünya vatandaşı olmak istiyorsak, şunu da lütfen izleyenler de ortak dertlerimiz var dedik ki, ya, ya ben şu tür insanlardan da hiç haz etmiyorum. İngilizce bilmeyip de İngilizce biliyormuş gibi Türkçe cümlelerlersen birkaç İngilizce sözcük sokuşturmak da hiç entelektüel bir görünüm vermiyor. Tam aksine yani komik olmak isteseniz zaten böyle bir şey yapmanız lazım. Eğer İngilizce öğrenmek istiyorsak ki bu sadece İngilizce değil dünyanın diğer dilleri için de geçerli. Bizim için teknoloji bir öğretmendir, danışmandır. İşi tamamen ona bırakmadan kendimiz bir taraftan mücadele ederek bu işi er ya da geç kotaracağız. Ee, hep şu da merak edilir. Onu da videoya eklemiş olan bir dil ne kadar sürede öğrenilir? Yani bir yemek ne kadar sürede pişiyorsa o kadar sürede diyelim. Şimdi yemeğe kuru fasulye yapıyorsan başka, yumurta yapıyorsan başka. Yani amacımız ne? Amacımız C1'e ulaşmaksa, e tabi bu yıllar alacaktır ama amacımız A2 olmaksa, e bunu siz zaten 1-2 ay içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla ya bu tür artık şeyleri geçmek lazım. Bir dil ne kadar sürede öğrenilir? Boş verin. Biz cümleleri anlamaya çalışalım, insanlar anlamaya çalışalım, duyguları, ifadeleri, düşünceleri anlamaya çalışalım. Ve kendimizi basitten karmaşık cümlelere doğru ifade etmeye çalışalım. O ne kadar sürüyorsa sürsün. Bir taraftan şurada bir slogan olarak yayınımızda kalsın. Dil öğrenmek bir yolculuktur, bir seyahattir. Biz zaten gönüllü olarak bu yolculuğa çıkıyoruz. bu seyahatten memnun olmayanlar ilk durakta inebilir. Kanalımız eee 3200'leri 3300'leri şu an geçti. Ben bir hayal ve bir hedef olarak Burada dile getirmiş olayım. Bu kanal bir gün yüz bin olacak, ama bu 100.000'e giden yolda e, sizleri yoldaş olarak görmek istiyoruz. Bu yolu beraber kat etmek istiyoruz. O yüzden e, kanalımıza abone olmanız çok önemli, yayınlarımızı beğenmeniz ve mümkünse yorum bırakmanızı çok önemsiyoruz. E, çevrenize de paylaşırsanız çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun.